Merhabalar herkese. Hoş geldiniz yayınımıza. Hocam konuk hesabından mı geleceksiniz, kendi hesabınızdan mı? Hoş geldiniz. Hayırlı kandiller diliyorum katılımcılarımıza bu arada. Güzel bir akşam olsun. Herkes iyidir umarım. Yolundadır her şey umarım. Donma oluyor arada ama bende mi oluyor? Sizlerde bir sıkıntı var mı akışta acaba? Nerede takıldı gibi görünüyor. Ama yok. Merhaba. Yine gözlerimi alamıyorum maşallah. Estağfurullah. Hayır, bu çok ilginç. Bugün bakmayı unuttuk Serapcığım. Benim hesaptan bağlanmaya kalktığı zaman beni koça atıyor. Koçundaki Doğru, ona hesabına. bakacaktım. Böyle bir şey var. Sen demesen ben kendi hesabımdan bağlanıyorum ama onu nasıl yapıyorsa sonrasında şey Aklı. atıver. Konuk hesabımıza atıyor. Hani demesen sen ben farkında bile olmayacağım. Evet, herkese hoş geldiniz diyelim. Olur böyle şeyler. Nasıl olsa o Şaka hesap da bizim. söylüyorum. Aynen, o da yabancı değil. Evet. Kusura Hoş geldiniz. bakmayın. Hoş bulduk. İyisiniz hocam? Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın Cancağızım? Ben. Sağ olun hocam. Koştur koştur geldim sizden sonra. Böyle Evet. hızlı bir Biz hazırlık telaşı. aylar yıllar sonra deyip abartacağım. Yüz yüze görüşebildik. Biz alışkın değiliz. Üniversitede Ayrı çalışanlar kalmaya. aslında birbirimize çok sık görüşürüz. Ben doktorantlarımla ve arkadaşlarımla zaten çok sık görüşüm ama korona nedeniyle ben çok fazla gitmiyorum okula. Sağ olsun bugün Serap geldi, biraz çalıştık. Onun tezini çalıştık. Başka sunumuz var. Çok güzel Pazartesi oldu Cuma. tabii. Hindistan'da sunumuz var. Onları hazırladık. Onları da Evet. yayınlayacağız sonrasında değil mi Serap? Yayınlayalım hocam. Evet, onları da yayınlayalım. Yayınlayalım. Hazırladığımız şeylerimiz var. Evet. Onları da koyarız. Evet. Çok güzel Ben pardon, olur hocam. yayına başlamadan önce estağfurullah herkesin Regaip Kandilini kutluyorum. Buyurun. Senin de Evet. Hayırlı ölmüşlerimizin ruhuna kandil gitsin inşallah. Ve güzel bir hocam. gecede güzel bir yayın Amin. olsun diyelim. İnşallah. İnşallah Amin. hocam. Amin. Güzel, hani ilimle, bilimle insanlara bir şeyleri aktarabilirsek ne mutlu. Bu da bizim ibadetimiz. Bu da bizim naçizane Allah katında kabul görürse eğer yapmaya İnşallah. çalıştığımız insanlığa faydamız. Her insanın İnşallah. dünyaya bir geçmişi var. Bilerek ya da bilmeyerek bir şeyler yaşıyoruz. Geldiğimiz sıfatla Rabbim huzuruna kabul etsin inşallah Amin. diyelim. Hayır. Amin. Amin. Herkese tekrar. Evet. Böyle Evet. başladık ama Evet. şey de oldu. Aslında tam da geçiş oldu. Hani bir dünyaya geliş amacımız var. Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenerek büyüyoruz, öğrenerek gelişiyoruz. Bir şeyleri öğrenebileceğimiz ortamlardan biri de MOOC'lar diyerek konuyu hemen Evet, bağlayalım. bağlantıcılıktan da hatta bu vesileyle Çok giriş yapmış güzel. olalım Çok hocam. güzel. Şimdi bugün de geçen hafta konuşurken geçerken sözcüğün içinde muk muk diyoruz. Dedik ki bu hafta mukları konuşalım. Tabii bir kere mukun açılımı ne, bir onu söyleyelim. İngilizce bir sözcük. Tabii her zamanki gibi Amerika Birleşik Devletleri temelli üretildiği için, o kültürden geldiği için bizim dilimize de muk diye yerleşti. Açıkçası bizim de dilimize kolay geliyor. Ayıbımız aslında MOOC diyoruz. Massive Open Online Courses. Yani kitlesel, Kitlesel, açık, açık. çevrimiçi dersler. Kısaltması da kaçat ama biraz da zor oluyor galiba kaçat. MOOC demek bize kolay Gerçi geliyor ama. hani Türkçe'de hatta bir hocamız biliyorsunuz alandan hatta hani kısmet olur belki onunla da bir söyleşi fırsatı Tabii ki olursa çok yapacağız güzel olur. inşallah. Kıçet diye kısaltmayı önerir Cengiz Hakan Evet. Aydın hocamız. Evet. Hem Türkçe'ye daha dile daha yatkın. Arada çünkü Türkçe karakteri olmadığı için kaç diyemiyoruz dediğiniz gibi. Birebir Evet. karşılığı evet kaç ama alanda kaç olarak kullanılmasına rağmen söylerken kaçet diyebiliriz belki.
Yani Hani ben de Hakan Hoca'ya orada katılıyorum. Yani illaki birebir tamam çevirdik ama bazen söyleme zorluğu olduğunda mesela kaçat gibi bu sefer biz İngilizcesine yöneliyoruz. Kaçat Türkçe'ye söylenişi de uygun, anlamı da değiştirmiyor. Evet, başlayalım evet. yavaş yavaş. Biz Anadolu Üniversitesi Evet olarak hocam. kaçeti benimsiyoruz. Onu da söyleyelim. Aynen. Bizim çünkü bazı kavramlarımız var. İleride mesela flip to learning'e herkes ters yüz öğrenme diyor. Ters yüzün anlamı aslında kötü. Yani hayatınızın ters yüz olması, Alt üst işlerin gibi. gibi kötü anlamı var. Biz ona ezber bozan diyoruz Anadolu Üniversiteliler. Bu da bizim Evet. nacizane alana yapmaya çalıştığımız katkı. Aslında bunu da Hançer Hoca, Ahmet Hançer Hoca önermişti bize geldiği bir seminerde ve çok hoşumuza gitmişti. Biz onu Evet. benimsiyoruz. Evet, şimdi MOOC'lara geçelim, kaçetlere Hatta geçelim. hani hazır bunu söylemişken hocam, şey de belki söyleyebiliriz. Bizim hani açık ve uzaktan öğrenme alanında çevirisi yapılmış kavramlar üzerinden dilimize en uygunlarını, kabul edilenleri, alanda kabul görmüşleri açık ve uzaktan öğrenme sözlüğü ile Evet. aslında alanda tanıtmaya da çalışıyoruz. Evet, Üniversite olarak, fakülte o olarak da uzaktan Volkan sözlüğü. hocamızın bir Evet. projesidir. Profesör Doktor Tevfik Volkan Yüzer hocamız benim de kadim arkadaşım, dostum. Papermate'im, hep onu söylüyorum. Onun başlattığı bir proje. Evet. Doktorantlarımızla, doktor öğrencilerimizle, yüksek lisans öğrencilerimizle açık bir proje dinamik. Anadolu Üniversitesi'nin sayfasından bu sözlüğe de ulaşabilirsiniz ve giderek de Evet. gelişiyor. Evet, hadi Peki bakalım bu söyle. sözlük acaba hocam ben bağlıyorum. Bağla. Steambook olarak değerlendirilebilir mi mesela açık ve uzaktan öğrenme HEMUK. sözlüğü? Steambook. Steambook mu? HEMUK. Steambook. Hibrit Hangi? MOOC'u. Hibrit mi olur? Konnektivist mi olur? Sen söyle, ben Önce söyleyeceğim. kavramları söyleyelim isterseniz hocam. MOOC Evet. diyoruz. Evet, ve Katılımcılarımıza soralım. Anlatalım biraz MOOC'lar nereden başladı, nasıl evrildiler ve nereye geldiler ve bu tür bir sözlük acaba onlarca, çünkü benim bu dönemki uzaktan eğitim bölümünün doktora öğrencileri de var, bu programa katılıyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. İlk defa katılanlar var canlı yayınımıza. Hatta geçen dönem dersimi alıp dalga geçiyorum. Uze Perşembe'den Uze 552'ye terfi ettiniz diye söylüyorum onlara da. Onlara özellikle soralım bakalım. İlk dersimize de etkileşimli başlayalım böyle. o zaman bir şey yapabilir miyiz hocam? Şimdi çok şey olacak ama öncesinde Estağfurullah. konuşmamıştık. Önceden konuşmuştuk da vakti için konuşmamıştık ama şu an sanki çok uygun olacak. Soruyu bilene sizin bir kitabınızı hediye etsek hocam. Tamam, uygundur. Tamam hocam. O Uygundur. zaman Evet. soru diyeceğim. MOOC'larla ilgili X MOOC, C MOOC, HE MOOC ne demek diye soralım. H MOOC. İlk önce bilen var mı daha önce MOOC'ları çalışan, ama biz yavaş yavaş anlatalım, sonra bu sözlüğün ne olduğunu da soralım. Hatta şöyle bir şey, biz ilerleyen zamanlarda bizim Amerika'daki çıkan kitaplarımızdan birini de hediye edeceğiz katılımcılarımıza. Ben hediye edeceğim, ama Oo, özellikle bizim dedim transhuman hocam ben bile, kendim bile bu diyor. Yaşımızda da olabiliyor. transhumanizm kitabımızı hediye edeceğim ben. Ama o biraz daha yapılanmış bir içerikle gelecek. Evet, şimdi Tamam. kitlesel var. Kitlesel sözcüğün anlamı aslında büyük. Büyük gruplara ulaşmak. Zaten açık ve uzaktan öğrenmenin böyle sanki birbirine karşı iki yapısı var gibi. Yani hem kitlelere ulaşıyorsunuz ve hem de bireyselleştiriyorsunuz. Diyeceksiniz ki hocam, yani 3 milyon, 4 milyon, 100 bin, 200 bin kişiye ulaşıyorsunuz. Hem de nasıl bireyselleştiriyorsunuz? Evet, yapıyoruz. Çünkü bu bir alan. Bunun yöntemleri ve Disiplini kuralları var. var, kuramları var. Ve bunları da yavaş yavaş biz bu programlarda anlatmaya çalışıyoruz. Masivlere ulaşmak neden önemli? Biraz önce Serap Hocam çok güzel bir noktaya değindi, değil mi? Estağfurullah hocam. Öğrenme hayat boyu annemizin karnında başlıyor ve ölene kadar formal, yarı formal, tam formal, non formal, informal, bir sürü formallerle gidiyor. Şimdi formal öğrenmelerden biraz söz edelim. Çünkü MOOC'ların tam ne olduğunun anlaşılması için. Neydi Aslında formal öğrenmeler? Bizim hani yapılan, yapılmış, çok geleneksel. yapılandırmış. Geleneksel, şu anda bildiğimiz yüz yüze, işte ilkokuldaki, liselerdeki eski terimle, üniversitelerin yüz yüze eğitimlerindeki nedir? Siz
çok fazla serbestliğe sahip değilsinizdir. Yönetici olarak da, öğretmen olarak da, öğrenci olarak da size ne yapılır? Bir çerçeve verilir ve o derse devam edebilmeniz ya da o programa devam edebilmeniz ya da o düzeye devam edebilmeniz için ön koşullar vardır. Örneğin üniversiteye gidebilmeniz için sizin lise diplomanızın olması gerekir, değil mi? Ayrıca Evet. bir üniversite sınavına girmeniz lazım. Bunun dışında mesela dersleri alıyorsunuz, istediğiniz sıraya göre, kafanıza göre alamazsınız, değil mi? Biz ne diyoruz? Birinci sınıfta bunu Yani. alacaksınız. Hatta şu ders şu dersin ön koşuldur, bunu geçmezsen o dersi alamazsın gibi aşırı yapılandırmış sistemler vardır. Mesela bunun dışında nedir? Şu kadar sürede bitirmeniz gerekir. Mesela doktorantların belli bir süresi vardır, değil mi? Tezlerini yazmaları için öyle eskiden sonsuz zamanlardı o. Evet. Bitirilecek. Bunun gibi bir öğrenci merkezli değildir. Siz istediğiniz kadar öğrenci merkezli yapılandırmaya kalkın. Öğrencinin çok fazla sınıf ortamında söz hakkı Yok. olmayabilir. Öğretmen biricik bilgi kaynağıdır ve bir not geçme sistemi vardır. Bu sisteme göre işte şu puanı alırsanız, DD alırsanız geçersiniz. DD'nin altında FF'ler alırsanız ne yaparsınız? Bu dersi Kalırsın. tekrar edersiniz ya da kalırsınız gibi bir Aynen. takım koşulları var. Formal öğrenme. Şimdi formal öğrenmeler genelde de bildiğimiz gibi okullarda gerçekleşiyor ama giderek de tıkanmaya başlayan bir sistem. Neden? Çünkü bizim aldığımız eğitimler artık yetmiyor. İstediğiniz kadar siz Evet. isterseniz doktora eğitimi de alın. Daha doktora eğitiminiz bitmeden aldığınız neredeyse bilgi eskimeye başlıyor. Bu Evet. neden bilgi çok çoğalıyor. İnanılmaz bir bilgi yığılım var. Tabii bir gürültü kirlilik de var ama siz mesleğinizde etkin olabilmeniz, verimli olabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Bu sistemi sürekli sürdürülebilir hale getirmeniz gerekiyor. Ama ne yapamazsınız? Diyelim ki mesela ben çalışıyorum. Beni her daim işten alıp bir eğitim, öyle formal bir eğitim sistemi içine soktuğunuzda ne olur? Yani Olmuyor. bunu hemşireleri düşünün, doktorları düşünün, işte polisleri düşünün, işçileri düşünün. Mümkün değil. İş gücünden kaybedersiniz. Aşırı bir vazgeçme maliyeti. Bunun dışında çok sayıda okul açmanız lazım. Evet. Cari harcamalar inanılmaz yükselir. Oraların işletilmesi, sürdürülmesi derken bu yapılandırılabilir ve uygulanabilir ekolojik bir sistem değil. Burada Evet. bir tıkanma yaşandı. Artı bir de insanların bilgiye olan açlığı var. Sadece bir meslek kazanmak değil, bazen hobi ki senin de var, benim de var. Bir Hocam sağ ol. öğrenme delisi. Zaten bizim açık uzaktan öğrencilerin böyle bir deli yanı vardır. Her şeyi öğrenmek isteriz böyle. Alan ondan aslında bence hocam. O nedenle Hani... yavaş yavaş işte kitlelere hitap eden, hayat boyu hitap eden ama böyle yapılandırılmış, sınırlar içinde kalmayan, zamana mekana sıkıştırılmayan öğrenme ortamlarından da söz edilmeye başlandı. Evet. 2008'li yıllarda özellikle tabii biz açık ve uzaktan öğrenmeyi daha önce söz ettik. Hı 17. hı. yüzyıldan bu tarafa geliyor ama Tabii. açık dersler, açık kaynaklar 2008 yılında özellikle MIT'nin çalışmalarıyla Evet. başladı, değil mi? Türkiye'de Evet de hocam. başladı. Neydi amacı? Hani hocaların ve öğrenenlerin birbirleriyle kaynak bilgi alışverişi sadece kendi üniversitelerinde değil, tüm dünyayla paylaşmaları mantığıyla yavaş yavaş bu fikirler, değil mi, oluşmaya Evet. başladı. Böylece insanlar kendi işlerinden ya da şöyle istedikleri vakit, herkesin öğrenme zamanı, yetkinliği ya da isteği farklıdır. Ona uygun Evet. desenlenmiş derslerin değişik farklı modellerle işe koşulmasına başlandı ve yavaş yavaş da bizim MOOC dediğimiz, kaç et dediğimiz uygulamalara da geçişler ne oldu? Fikirler doğdu. Gerçekleşti. 2010'da örneğin Udemy, 2012'de edX, Kesinlikle. 2013'te Coursera, 2012 sonunda Coursera'nın Tabii. açılmasıyla birlikte benzer şekilde hocam, bu arada hani dediğiniz gibi Türkiye'de de Tabii. yılından emin olmamakla birlikte ilk olarak Open YÖK'te Educational başlatıldı Teaching. böyle bir çalışmalar. Evet. YÖK'te Şey vardı başlatıldı. ya, ders malzemeleri Açık vardı o ders dönemde. malzemeleri hazırlandı. O böyle bir proje vardı, büyük bir proje. Tabii asıl şeyi, ilk bunun belki hani annesi ya da babası şey diyebilir, Stanford Üniversitesi 2011 yılında yapay zeka dersini açtı. Hem de yapay, evet, 2010 tam hani şey verilecek en güzel örnek. Adamların vizyonu içinde Evet. verdikleri ders üzerinden ve yaptıkları işle de Yanlış anımsamıyorsam 190 ülke üzerinden 190 ülkeye
Ve 300 binin üzerindeki öğrenciyi, öğrenene ulaştılar. Yani kendi sınırlarında kalmadılar. Zaten baktığımızda açık ve uzaktan öğrenme ile ilgili yeniliklerin ya MIT'den ya da Stanford'dan çıktığını da görüyoruz. Bunda, ya daha sonra Aynen. da Harvard gelir. Bu alanda söz sahibiler. Ve böylece dediğin gibi yavaş yavaş oluşumlar da başladı. Ve bu ders bize bir öncülük etti ve biz artık MOOC'lardan söz eder olduk. Ama bunun Evet. beraberinde gelişen, birlikte gelişen bir olay daha var. Sen söz ettin, bağlantıcılık kuramının Evet. öğrenme kuramı gibi olarak gibi diyorum, özür dilerim. Hı. Yeniden işe koşulması. Bunun da şeyi Siemens'tir. Siemens bizim alanın Bir de önemli isimlerin, değil mi efendim. hocam? Stephen Downes da vardı bile. Sanırım Evet. Downes o dönemde yine Siemens'le Evet. bir. Hı. Kanadalılar. Ama ilk herhalde Siemens diye ben biliyorum. Downes onun arkadaşı şey yaptı. Bunları geliştirdi. Hatta şey Siemens kendi doktora tezinde bu konnektivizm, bağlantıcılık konusunu işledi. Hı. Ve bir yeni öğrenme kuramı geliştirdi ki biz hala onun bu kuramına dayalı farklı model ve yaklaşımları da kendi sistemlerimizde ya da kendi uygulamalarımızda ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şimdi Evet. bağlantıcılıkla biraz sonra şeyin kaçetlerin arasındaki ilişkiye değineceğiz nedir diye. Hı. Bağlantıcılığın en önemli özelliği bizim bildiğimiz bu internet tabanlı iletişimlere çok benzemesi. Diyor ki lineer değildir, dağıtıktır. Dağıtık olması ne demek? Bir merkez yok. Bu sistemde herkes öğrenen ve esnek bir yapı var. Herkes kendi ağını kendisi oluşturur. Notlar vardır. Notlar yani düğümler vardır. Bu düğümlerde kimlerin oldu? Hatta geçen hafta Hakan'ın anlattığı blok zincire de çok benziyor bu. Benzer. Bu notlardan bireyler birbirlerine iletişim kurarlar, bilgi aktarırlar, şemalar oluşur. O şemalar sonra anlamlandırılır, yeniden paylaşılır, yansıtılır ve ne yapılır? İşte yeni sistemler oluşturulur diye çok temel olarak anlatabileceğimiz kuramı geliştirdi şey Siemens. Bu tabii bizim yavaş yavaş kaçetlerinde kendi içlerinde şekillenmesine başladı. Ve ilk çeşitli kaçetler hangisi? Bağlantı şey. Extended'lar mı? Extended, C, X-MOOC'lar. C, C'ler. C-MOOC'lar. C, C muklar. Connectivity o. Tamam. C-MOOC'lar. Connectivist muklar. Hı C muklar. Şimdi hı. felsefe tabii ki çok güzel. Ama toplumun hazır bulunuşluğu, hocaların hazır bulunuşluğu, öğrenenlerin hazır bulunuşluğu da çok önemli. Siz o güne kadar belki hani demokratik olmaktan, öğrenme ortamlarında ya da eşitlikçi olmaktan, adil olmaktan söz ediyorsunuz kuramda ama uygulamada hadi bunu yapalım deyince çok kolay değil. Siz diyorsunuz ki profesöre yani bizim gibilere kardeşim sen öğrenenlerle aynı pozisyondasın. Çok da öyle kibirlenme. Öğrenene diyorsun ki profesörle aynı hizadasın ama sen de haddini bil. Şimdi bunları ayarlamanız gerekiyor. CMOOC'ların ama yapılanması aşağı yukarı şeyler 2008 temelli desek 2011'den sonra işte Udemy ile ve bunun benzeri Udemy de bu arada şeydir kaçet bağlamında ders sunan bir oluşum. Bunun gibi pek Evet. çok oluşum da vardır. Sizin belki bildiğiniz yine yurt dışında Coursera, Türkiye'de vardır değil mi? En önemlisi tam da aslında onu söylemek gerekir. Akademi Anadolu Üniversitesi'nin zaten Evet. kaçet platformudur. Evet ve onun öncesinde o daha önce Mehmet Emin hocaların yapılandırdığı Yunus Emre Yunus projesi. Emre portalı vardı, evet hocam. Evet ki o da aşağı yukarı bir 10 yıllık bir geçmişi vardır. Yani hani biz Anadolu Üniversitesi olarak da bu adımları çok önceden atmaya başladık aslında. Evet. İlgilenenlere sayfamızı girip incelemelerini öneririz. Çok farklı alanlarda şimdi kaçetlerin en önemli özelliği sadece mesleki değil aklınıza gelebilecek her alanda ne sunması? Ders Yapılar sunması, burada dersler sunması. bir Mesela örnek. senin Bir oğlan. hatırlarsanız hocam kaçtı o zaman yaşı? 8-9 yaşındaydı. Akademada yani bizim açık ve şey kitlesel çevrimiçi ders platformumuzda dağılma ile ilgili bir ders olduğunu görüp
Dalgıçlıkla ilgili. Scuba diving. Scuba diving. Ben buna yazılmak istiyorum dedi ve yazılabildi. Uygulama aşamasına kadar yapılandırılmıştı ders çok güzel bir şekilde. Ama tabii tüplü dalma kısmına geldiğinde bizimkinin kilosu tüpten daha düşük olduğu için. Dalamadı çocuk. O yüzden dalamadı çocuk ama tüplü dalıştan tutun da bugün girdiğinizde bak yani merak edenler girip baktıklarında görecekler. Dil öğreniminden CV Yemek yazmaya yapımına. kadar her şey bir ara. Tabii. Yemek yapımı var, Arapça var. Kişisel gelişim. Analizi var, evet. Şimdi bildiğim kadarıyla İngilizce konuşma speaking ile ilgili geliyor Anadolu Üniversitesi Akademi'ye. O yapılandırılıyor. Evet, şey hocam hani ilgisi olanlar için yazılıma merakı olanlar ya da kendini yazılım alanında geliştirmek isteyenler için backend tarafına yönelik çalışma var. UX dizaynla ilgili ders var. Linux'lar var. Yönetsel karar verme süreçleriyle ilgili ders var. Finansla ilgili dersler var. Yani çok çeşitli. Yani Tabii hani biz diyoruz ya hep hocam mimariyle ilgili de bir tane açılsa da Evet. girsek. Evet, Hani keşke. İlk keşke. öğrencileri biz olacağız. Kesinlikle. Ama yani o Hatta harika herhalde. Sağlık için bile ders var çünkü. aslında bizim de Serap'la vardı. Burada bu projeyi söyleyelim mi, söyleyelim mi bilmiyoruz da. Bir türlü Sonra kabul ettiremediğimiz söylediğimiz zaman özellikle erkek uzaktan eğitimcilerin bir gözlerinin böyle açıldı. Olur mu canım? ne gerek var diye. Hani Ondan. biz çünkü biz de artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi uygulamalarla tasarlanmış bir kaçet Evet. hazırlamayı düşünüyoruz ama konuyu kabul ettiremedik, bir Ama içselleştiremedik. o da olacak hocam. Ben inanıyorum. Olacak İnşallah yani. o da Ama sürpriz olsun. şey, evet. Ve çok güncel bir platform. Aslında onun da altını çizmek lazım. Sadece akademi için demiyorum ama akademi Evet. özelinde konuşacak olursak örneğin korona pandemi başlar başlamaz akademiye dersi açıldı. İnsanlar bilinçlensinler. Evet. Bu virüs nedir? Nasıl korunulabilir? Eğer olası bir hani şüphe varsa neler yapılmalıdır? Ders olarak hazırlanıp sunuldu ücretsiz kullanıma. Ya da dijital dönüşüm keza aynı şekilde bu süreçte uzaktan eğitime yönelik Tabii ki. hani Tabii kaçetlerin en uzmanlar. büyük özelliği, onu hemen söyleyelim, diğerlerine geçmeden çeşitlerine, ücretsizdir. Yani bu Evet. dersler ücretsiz olarak sunulur. Ve sizin herhangi bir ön yaşantı almanız da beklenmez. Genelde diyorum, çünkü şöyle, mesela bir matematik dersi alıyorsanız, sizin diyelim ki algoritmaları almanız engellenmez ama söylenir. Daha önceden şu konuları bilmeniz sizin açınızdan Evet, yararlıdır. iyi Ya olur. da diyelim ki bir programlama alacaksınız, bir makine ya da öğrenmesi dersi alacaksınız. Hani daha önce hangi konuları bilirseniz bu konuyu daha iyi anlayacağınız size söylenir. Siz ona göre seçersiniz ama hiçbir zaman normal formal öğrenmedik gibi siz engellenmezsiniz. Ve bireylere göre tasarlanmıştır. Nasıl? Burada Hakan'ı da görüyorum, Altınbul'u. Ona da Evet. sevgilerimi yolluyorum. Hakan'la Ben çalıştığımız bir de. konuydu. Evrensel tasarım ilkeleri var. Yine bize mimariden geçmiştir. Evrensel tasarım ilkeleri dediğimiz işte sizinle, sizin öğrenme ortamınızla etkileşen her bir bireye sunabileceğiniz ortamların, mesela görme engeller, bedensel engeller, ne bileyim fotoğrafik öğrenenler, yazarak Evet. öğrenenler, duyarak öğrenenler, artık bunu siz yelpazeyi genişletin. Hı. Her biri için uygun ortamların tasarlanmasına yönelir MOOC'lar ve bunu da gerçekleştirmeye çalışırlar. Özellikle MIT gibi, işte Harvard gibi ya da Stanford gibi ve bu tabanlı platformlar, Türkiye'de de üniversitelerin, biz yine akademi diyeceğiz gibi platformlar bu konuda Evet. başarılıdırlar. Şey Ama farkında söyleyelim mi hocam? Çok özür tabii dilerim. ki, Tam bu noktada estağfurullah, estağfurullah. katılım belgesi verilir genelde MOOC'larda. Ama Evet. bahsettiğiniz MIT Stanford farklı bir yapıda sunuyor ve onlar sonunda sınav yaparak bu sınavda belli bir başarıyı gösterenlere sertifika programına geçme hakkı veya sertifika programında ders saydırma şansı tanıyor. Tabii şimdi Bizde şöyle, geçmiş öğrenmelerin tanınması bağlamında artık evet. yapılar değişiyor. İşte duvarlar bu yüzden yıkılıyor. Eski anlayışlar Evet. yok. Çünkü bu ortamlarda baktığınız zaman
gelişi güzel insanlar ders vermiyor. Hani bu ne demektir? Ben eğer alanımda uzman değilsem işte kalkıp bir C# dersini veremiyorum. Çünkü zaten ne olacaktır? Katılımcınız olmayacaktır. Alanın uzmanları, hatta dünyada bu konuda söz sahibi uzmanlar, işte üniversitelerden, ki bugün hani belli üniversitelerin adı geçtiğinde o derslerin alım oranı da artıyor. İşte şu hoca MIT'den, şu hoca Anadolu Üniversitesi'nden dediğiniz zaman ve isim de yaptıysa ne oluyor? Bu derslerin alımı çoğalıyor ve gerçekten de formal eğitimdekinden farklı olmayan, hatta çok daha etkili. Neden? Çünkü zaman mekan yok. İstediğiniz zaman istediğiniz şekilde tamamlıyorsunuz. Kendi Açık. öğrenme, açık, kendi öğrenme ve paylaşımlı. Paylaşıldıkça da o bilgi artıyor diğer hocalarla. Şu fark Connecting. edildi. Connectiviz sınavı, notlar birbirine bağlı. Bağlantı. Söylüyorum. Sizin söylediğiniz bu potadaki yerini söyleyerek hakikaten öyle ama. O sonra dediler ki yani şu fikir, bir de bu o aynı anda işte blockchain'ler, bunların hepsi birlikte gelişiyor. Dediler ki eski öğrenmeler tanınsın. Bunları isteyenler hani sertifika almak istiyorsa ne yapsın? İşte bir sınava girsin. Ondan sonra ona göre dersler seçsin. Mesela şu anda Türkiye'de de bunun uyumlanması çalışmaları var. Araştırmaları da var. Özellikle Ali Ekrem Hoca ve hoca arkadaşları da, onun doktorantları çalışıyorlar bu konuları. Mesut Hoca bizim geçen Evet, Mesut katılan, Hoca. hatta onun da vardı öyle bir çalışması. Evet, Şimdi o siz da Ali Ekrem söylerken Hocamın aynen öğrencisidir. onun öğrencisi olarak. Ve bu şöyle oldu. Mesela siz alıyorsunuz kaçetlerden derslerinizi, sınavlarınızı geçiyorsunuz belli koşullar, ama bu belli bir ücret karşılığında. Mesela üniversiteniz bunu tanıyabiliyor. Diyelim ki siz belli dersleriniz ya da ilk 2 seneyi ne yapmıyorsunuz, almayıp 3., 4. sınıftan başlayabiliyorsunuz, ama burada sistemlerin birbirlerine entegre edilmesi lazım. İkinci önemli konu, bu kaçetleri aldığınız platformun akreditasyonu. Bakın yine geliyoruz, akreditasyona takılıyoruz. İnsanlar daha akreditasyonu çok anlamış değiller, özellikle sosyal bilimler alanında Türkiye'de. Özellikle, ama şunu da söyleyeyim, tıpçılar, mühendisler bu işi çok iyi yapıyorlar. Sağlık bilimleri alanı ve özellikle mühendisler zaten mühendisliklerle başlamış. Ama sosyal bilimler biraz daha, ne olacak hani akreditasyon olmasa diye bakıyorum, ama akreditasyon önemlidir. Galiba şöyle algılanıyor, hani ben de Akreditasyon Derneği Başkanı olduğum için karşılaştığım sorunlardan biri bu. Hocam bu işi paralı yapıyorsunuz, yani parayı biz vereceğiz, siz bize kağıt mı vereceksiniz? Hayır, bu iş o kadar İşte kolay değil. değil. Ya yani biz de denetleniyoruz. Bir, kim? YÖKAK denetliyor. Evet. Bunun ötesinde parayı biz kendi cebimiz için almıyoruz. Bizim değerlendiriciler havuzumuz var. Onlara verdiğimiz eğitimler var. Malzeme hazırlıyoruz. Bu işlemin döndürülebilmesi için bizim de bir paraya, biz de zaten şeyiz, ticari işletmeyiz. Şeyimiz var, ofisimiz var, iş gücümüz var. Bunların döndürülmesi gerekiyor. O nedenle bu iş, hani parayı ver ve biz STK'yız, bir üniversiteye bağlı değiliz. Üniversiteden hiçbir destek alamayız. Ancak üniversiteler belli kapsamda bağış yapabilirseler yaparlar. Ama üniversitelerle bizim hiçbir organik bağımız yok. Şimdi MUK'larda bu önemli, kaçetlerde bu önemli. Yani akredite olmuş kaçetler de var. Tabii ki bunlardan alacağınız diplomaların üniversite, lise, ortaokul ya da hangi düzeye başvuracaksanız geçerlik güvenilirlikleri vardır ve kabul edilir. Buna dikkat etmek gerekir. Yani her kaçet, açık ders sunan ortamdan da dersleri almayın. Bunu bir sorgulayın. Bu ortam ne kadar kaliteli? Bu Evet, ortamı onlar da önemli. kim idare ediyor? Bu ortamda ders veren hocalar kimler? Yani bu alanın gerçekten, Yetkinlikleri. evet, onların yetkinliklerini, uzmanlıkları nedir? Bu nasıl belli olur? Ya gerçekten o alanda master'ı, doktorası vardır, yayınları vardır, ya da o Birçok alanda proje. kayda değer, evet, projeleri ve şeyi vardır, yapılmış çalışmaları vardır, uygulamaları vardır. Şimdi diyelim ki ben, evet, diyelim ki bilgisayar mühendisinden çıktım, hiç bilgisayar mühendisliği ile ilgili bir iş yapmamışım. Ama orada geliyorum, bir ders veriyorum. Şimdi benim yetkinliğimle
işte herhangi bir A üniversitesinden gelecek bu alan. Mesela Utku Köse hocamız bizim yapay zekayı anlatacak. Pazartesi, salı, çarşamba bekliyoruz herkesi. Şimdi Utku hocanın vereceği dersle aynı olmaz. Neden? Utku Hoca hem kuramsal yönü vardır, Evet. hem alanda uzman bir akademisyendir. Hatta onu da tebrik ediyoruz. Uygun Yeni bir ödül aldı, uluslararası bir ödül aldı. Genç bilim adamı ödülünü aldı. Şimdi böyle bir uzmandan yapay zekayı almakla benden almak arasında fark olur. Yani herhangi birinin vereceği illaki üniversite mezunu olmanız ya da doktoranızın olması o işi yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çok farklı değerlendirmelerden geçmeniz gerekir. Zaten ciddi platformların da özelliği şudur: herkese eğitim verdirmez. Evet. O platformda ders verecek hocayı da seçer. Hatta daha önceden denediyseniz, mesela bu platformlarda ders verme isteğinde bulunduğunuzda pek çok formu doldurmanız gerekir. O Evet. formu doldurduktan sonra o grup sizi değerlendirir ve bu işi yapıp yapamayacağınıza, yani muktedir olup olmadığınıza karar verir. Ve ondan sonra dersi Sonra. verdi. Ciddi siteler. Ama ben mesela Türkiye'de de dünyada da var ne yazık ki. Bu işi ne yazık ki reklam ve para kazanma amaçlı yapıp Yapan insanlar da. var. Yani hani hatta ben ne yazık ki Türkiye'de duydum. Çünkü bizim akreditasyon derneğine geliyorlar Serapcığım. Lütfen bizi akredite edin. Bu iş gerçekten çok düzgün ve çok içini doldurarak yapan firmalar var. Ama şunu söylüyorlar hocam diyorlar. Öyle firmalar var ki adınızı yazdırıyorsunuz. Size sertifikayı veriyorlar ve sizin işte uzaktan eğitimli o alanda bir sertifikanız oluyor ve bunları da CV'lerine koyuyorlar. Yani sonuçta bir diploma değirmenine dönmüş. Lütfen bizi onlardan ayırın diye. İşte bu anlamda akredite edilmenin ve akreditasyon derneklerinin önemi büyük. Aynı şey işte kaç etler için de geçerli. Şimdi yani connectivist kaçetler var. Bağlantıcı. Türkçe'de B oluyor ama hani alan yazılı uygun Evet. olsun diye biz C diyoruz. Sonra extended de deniyor. Extend. Extension da Evet. denenler var. X muklar Mu. geldi. X kaçetler geldi. Bunlar da daha çok bizim işte bildiğimiz yüz yüze derslerin yapılandırılması. Mesela şu anda Anadolu Üniversitesi'nin yüz yüze, ya bütün üniversiteler öyle, yüz yüze programlarda ne vardır? Web 2 0.0 araçları, işte aklınıza gelecek bloglar, wikiler, hatta Web 3.0 daha hani yeni teknolojiler, ortamlar, onlar Evet, kullanılıyor. onları Ama artık dediğin kullanıyor. gibi çok güzel bir noktaya değindin. Evet, ama Estağfurullah hocam. diğerlerinde nedir? Belli bir platform vardır. O platformda daha yapılandırılmış bir şekilde ne yapılır? Ve genelde de bunların sonunda da bir sınav ya da Performans buna... bunlarda bir de özellikle Evet. öğrenciyi takip ederler, Evet. performans izlerler. Katılım belgesi için bile sınava Evet. girersiniz. Ama diğer tarafta sadece kurları tamamlamış olmanız, işte bu derslere katılmış ve tamamlamıştır diye bir tamamlama belgesi verdirirken, burası katılmış ve başarıyla tamamlamıştır diye belge verir. Evet. Bir başarı Evet. bir ölçümü yapar. İkisi arasında bir de böyle bir küçük nüans Evet. fark Çünkü bu da işte okulların ya da yüz yüze eğitimin kendi kendine yetememesi ya da destek verme ihtiyacı ya da bu hizmet içi eğitimin artık gerçekten hizmetin başındayken bireylerine verme istekleri biraz daha yapılandırılmış bir anlayışla bizim MUK'ları karşımıza çıkardı. Evet, Evet. ben bakıyorum var mı sorular diye de. Bir tane soru vardı az önce mikro kredilerle ilgili. Onu isterseniz sona doğru cevaplayabiliriz Tamam. hocam. Bir Tamam onu canım. gördüm, aldım ben az önce. Bir de bir tane de tabii biz soruyu sorarken hemen hibrit diye yorumlar gelmişti. Onu da kaçırmadık. Yanıt alırız ama şu an baktığım kadarıyla mikro kredi sorusu var yukarıda. Onu da sona doğru yanıt. Hibritten devam edelim. Güncel sorulardan. Şimdi daha sonra karma, yani hibrit dediğimiz, melez dediğimiz MOOC'lar nedir? Melez hem C'nin hem XMOOC'un karışımı. Neden? Şimdi biraz sonra konuşacağız. Her ikisinin de, her iki MOOC türünün de kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Bunları gidermek, biliyorsunuz hibrit her sistem daha güçlüdür. Mesela nedir? Aile içi evlenirseniz sürekli ne olur? Genetik olarak hastalıkların ortaya çıkma şansı çok fazladır. Ama hani aile dışında
evlendiğinizde sizin yeni nesilleriniz daha güçlü olacaktır. Aynı mantıkla siz yani hibrit bir sistem geliştirdiğinizde diğer iki sistemin güçsüz yönlerini azaltıp güçlü yönlerini ne yaparak çoğaltarak vurgu yaparak çok daha kaliteli yayınlar yapabilirsiniz. Bu nedenle de bu anlayışla da melez muklara geçildi. Şimdi mukların acaba ne tür avantajları var? Biraz önce söyledik. Bunlar hani çok da bariz nedir? Yaş sınırı yok, öğrenme zamanı yok, konu sınırı yok. Ne isterseniz öğrenebiliyorsunuz. Yani siz diyelim ki edebiyatçısınız, matematik öğrenemeyeceksiniz, alamayacaksınız diye bir konu yok. Ben tabii matematiği çok sevdiğim için örneklerim hep gelip Ben de ama. matematiğe dayanıyor. Ya da mesela kimyayı merak ediyorsunuz, biyokimyayı merak ediyorsunuz ya da evde mesela pasta yapımını merak ediyorsunuz. Çok farklı bir yelpazede istediğiniz dersi istediğiniz zaman da istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Ama burada şimdi geliyoruz en önemli noktalardan biri bireylerin öz denetimli ve öz yönelimli bireyler olması. Ne demek bu? Yani sizi burada kontrol eden kimse yok. Bunu niye Evet. öğrendin? Bu dersi niye yapmadın? Bu dersi niye çalışmadın? Yok. İşte yok. Burada tamamıyla o disiplin ne olması lazım? Sizin kendinizin oluşturması gerekir, değil mi? Pedagoji. Hemen. Hemen evet, Hemen heterojik. pedagoji. Yani ne çocukların ne sadece yetişkinler ama herkese yönelik bir programdır, tasarlanır. Ama burada önemli olan o sistemi kendi içinizde kendinizin yetiştirmesi, yerleştirmesi ve kendi denetiminizde öğrenmeyi sağlamanızdır. Yoksa sistem içinde yok olur gidersiniz ki bu tür çalışmalara baktığımızda pik yani en yüksek şeyini Kaçetler 2013 yılında yapmıştır. Bölge olarak baktığınızda Kuzey Amerika'da çok iyi kullanıldıklarını, çok verimli kullanıldıklarını görüyoruz. Doğuya doğru geldikçe kaçetlerden yararlanmama ya da kaçete başvurup tamamlamama eğilimi insanların çok fazladır. Şimdi bu kültürle sanırım ilgili bir şey. Muhtemelen hocam. Birazcık böyle onu da onu da onu da onu da deyip ay sonra diye Yani devam bizim ettim. şey Hani vardı değil mi? sonra kalmakla alakalı sanırım. Bizim bir de yani yumurta kapıya gelince işimizi bitirme Biraz huyumuz yetişme vardı. tarzı alakalı. Hani hadi çocuğum, hadi çocuğum, hadi çocuğumla yetiştiğimiz için belki küçüklükten itibaren genelimiz için söylüyorum bunu. Hani istisnalar kaydı bozmaz. Bir de Serapçığım şu var, onu söyleyeyim ben. Şimdi Anglo-Sakson kültürle baktığınızda, şimdi ben naçizane orada 7 sene yaşadım. Çok iyiler, çok hoşlar ama o kadar kurallarla yaşayan insanlar ki kurallar durduğunda ya da kurallara uymayan bir şey karşılarına çıktığında hepsi kalıyorlar. Biz Türkler öyle değiliz ya da biz doğuda yaşayanlar, Türkiye'de yaşayanlar öyle değiliz. Çözümü buluyoruz çünkü çözümü bulmazsak kızarlar. Yani bunu da yapamadın mı? O yüzden biz Evet. böyle bizim eleştirel düşünce güçlerimiz çok gelişmiştir ama biraz hinizdir. Bizim o kötü yönümüz var. İyiye kullanmayabiliriz. Şimdi biz olayları iyi çözüyoruz ve sorunla değil çözüm yolları geliştiriyoruz ve bunu yapmaktan da korkmuyoruz. Ama şimdi Anglo-Sakson toplumlara baktığınızda bu yok. Ama Anglo-Sakson toplumlara baktığınızda kendi ayakları üzerinde durma, kendini gerçekleştirme, kendini tanıma ve kendini iyileştirme kültüre yerleşmiş. Bizde de bu yok. İşte hep biri hadi Evet. evladım çalış, hadi evladım şunu yap dediği için böyle bu tür güven ve güvensizlikler bizi neye getiriyor? İşte birinin sürekli bizi kontrol, yani biri bizi gözetliyor modunda. 1984 kitabı Aynen. türünde Kimelin? yapılan ama şöyle bir şey diyeceksiniz ki hocam siz hep zamanında mı yaptınız? Hayır benim de böyle son gün yetiştirdiğim işler oluyor. Ama şunu biliyoruz yetiştiriyoruz. Bir Hepimiz. de işin Ama komik tarafı da. hocam hatta siz bunu söylerken şey geldi aklıma. Eurovision zamanı hatırlarsanız. Bir hafta kaldı Türkler hala bir şey yapmadı. İşte 3 gün kaldı Türkler hala bir şey yapmadı. Eurovision'dan bir gün önce Türkler bunu nasıl yetiştirdi diye haber olmuştu yabancı basında. Şimdi bu Aynen öyle. tabii Son dakika golünü çok güzel atıyoruz Türkler ama olarak. işte bu Orada kendimize sınırımız güven, var. bu kendimiz aslında aşırı güven. Biliyoruz Evet. çözeceğimizi. İyi mi kötü mü tabii o Bizde o esnada tartışılır. kafa boş durmuyor hocam bence ondan.
Şemaları hocam belki yakaladık bu alırsın. sonda en sonda bağlantıcılık deyip hop işlemi. Hocam acaba bu süreçlerin etkisi midir? Çavhan 2014'te hani farklı MOOC türleri de tanımlamış ya, küçük katılımcılarla MOOC neydi o? Dağıtılmış açık işbirliğine dayalı MOOC'lar, dersler. Evet. Senkron desel çevrim içi Evet. dersler. Doklar. Evet, doklar var. Dok ne işte. Bir tane daha vardı. Ay unuttum şimdi adını. SMUK. Siz hatırlayın. Simutlar vardı. S. Senkron, üniversiteler arası S ile olan. Evet. Evet. Mesela farklı Evet. şeylerin çıkışı da belki bu yüzden aslında çeşitlenmeye başlaması tanımların kullanıcıların Kesinlikle. kullanım şekilleriyle. Tabii ki şimdi büyük Yeni veriler de toplan. verilerin değil hocam. Çok özür dilerim. Yok Sormak için estağfurullah. gerçekten şu anda geliyor. Hani XMOOC ve CMOOC hizmeti verenlerin hizmeti sunuş şekliyle alakalı olarak adlandırılmış ya. Şey Kesinlikle. diyebilirim, 2014'ten sonra hizmeti alanın kullanım şekline göre isimlendirilmeye başlamıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz çünkü şöyle bir şey var Serapcığım. Baktığımızda işte drop out yani bırakma oranları ne yazık ki kaçetlerde çok Çok yüksek. yüksek. Nerede yüksek? Doğuya doğru geldikçe, dünyanın doğusuna doğru geldikçe yüksek. Tabii bu arada büyük veri de toplanıyor, toplanmıyor değil. Kesinlikle. Şimdi O zaten Allah'ın yani emri. şimdi tabii katılımcılarımızın şunu düşünmesi lazım. Biz diğer programlarımızda da bunu konuştuk, söyledik. Hatta Mesut Hocam da söyledi. Siz herhangi bir program için ücret ödemiyorsanız aslında ürün sizsinizdir. Sizden bilgi toplanıyordu. Tabii kaçetlerin böyle bir özelliği de var. Nasıl öğreniyorsunuz? Nereden öğreniyorsunuz? Kiminle öğreniyorsunuz? Neyi öğreniyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Hangi Evet. malzemeden hangi saatlerde öğreniyorsunuz? Öğreniyorsunuz. Hepsini modelliyorlar. Şey çıkıyordu zaten, yapılandırılıyor. Zaten hatırlarsanız hocam Mehmet Emin hocamızın kulakları çınlasın. Onunla bizim kesişen bir çalışmamız olmuştu. Bu öğrenme asistanları ile ilgili, yapay Evet. zeka destekli öğrenme asistanları ile. Hatta o zaman sizinle de konuşmuştuk. Hocamın paylaştığı bazı kaynaklar internetten bulduğu ve kullandığı ve hani bakabilirsin dediği kaynaklar internetten hop kaybolmuştu. Çünkü çok insanın zihin haritasını tamamen, zihninin bilincinin çalışma prensiplerini ortaya koyacak kadar veriyi toplayarak analizini yapacak Evet. bir sistem geliştirilmiş. Ve biz zaten bu yıllarda, bu çok önceden olan bir durumdu. Şu anda bakıyoruz, sizinle yaptığımız çalışmalarda da hani hep konuşuyoruz ya hocam, söylüyoruz ya. En son çevrimiçi öğrenme haritasını çıkarmışlardı bir bireyin. Evet. Bunu geçen ay hatta incelemiştik beraber, hatırlıyor musunuz hocam? Evet. Ders Hatırlıyorum. bir çevrimiçi ders materyalinde gezinirken ilk defa öğrendiği konularda hangi anlarda nereler pik yaptı çıkarmışlardı beyinde. Evet. Sinir iletim üzerinden ve elektrik sisteminin çözümüne yönelik en sonunda da çalışmanın sonuçlarında şey demişlerdi. Öğrenme haritasını çıkardık. Evet. Şimdi MOOC'larda da bu var. Tabii MOOC'lar tabii bedava ama MOOC'ların arkasında çalışan başka felsefeler de İşte var. bu Tabii olabilir ki mesela. MOOC'un aslında ortaya çıkış felsefelerinden biri de üniversitelerin ortadan kaldırılması. Aynı blockchain mantığı var ve öğrenmenin evrenselleştirilip ağlar üzerinde gerçekleştirilmesi ama bunun yine de bir sahibi olacaktır, bunu yapılandırılacak. Buna doğru evrilecek bir sistem vardı. Sandıkları kadar çabuk evrilmedi ama şu anda pandemiyle O birlikte yolda bu gidiyor ki yine bu bizim sizinle söylediğimiz human chain'e doğru evet, insan aslında zincirlerine gidiyor. evet, bir Evet. altyapısı, bir ayağı da bu Hazırlanmış olacak oldu. gibi görünüyor. Tabii çünkü o kadar Aynen. güzel öğrenme ortamları var ki yani ben zaman zaman alıyorum, almıyor değilim. Kendime katkı sağlayacak ya da tamamıyla hani ben eğlence olsun diye farklı dersleri alıyorum ve çok da eğleniyorum. Çünkü içerikler farklı hocalar tarafından farklı biçimlerde sunulabiliyor. Şimdi baktığımız zaman peki nasıl hazırlanıyor diye sorabilir belki katılımcılarımız. Tabii öncesi, sırası ve sonrası var bu işin. Öncesinde mutlaka belli bir planlama aşamasından tabii ki geçiyor. Önce ne tür bir MOOC tasarlayacaksınız, kime tasarlayacaksınız? Bunu bilmeniz gerekiyor ve buna göre de ekibinizi ve altyapınızı işte CMOOC'sa sosyal ağlardan hangisinden çıkacaksınız? XMOOC'sa
hangi platformu, neleri kullanacaksınız? Öğrenme yapılandırmaya kadar. Ha, tabii ki bir de şu var, şunu unutmayalım. Muklağa'dan yani Köçetler'den yararlanacak olan insanların bir teknoloji okuryazarlığın, iki sosyal medya okuryazarlığın en üst düzeyde olması lazım. Şimdi o yüzden bakın giderek bu değerler önem kazanıyor. Yani şunu diyemezsiniz, ben sosyal medyayı sevmiyorum. Hayır, siz de bu işten sorumlusunuz. Evet. Çünkü kaliteli kullanmadığınız sürece bu işi kalitesiz kullananlar ne yapacaktır? Bu sistemde var olacaktır. Böyle bir Evet. sorumluluk var. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Bu sizin kendi seçiminizdir ne yaptığınız. Bu nedenle planlama aşaması çok önemli. Hangi ekiplerle, nerede, ne kadar süre şey yapacaksınız ve genelde de Kaçetlerin dersleri hani 4 ders, 8 ders gibi Kategori yani. bazlı olarak ama hani 8 bağımsız da olmak. dersten de bağımsız ama çok da fazla 8 dersten de öteye gitmez. 8 hani haftalık ya da 8 bölümlük diyelim, hafta Evet. demeyelim de oluşur. Daha fazlası da olabilir, daha az da olabilir. Hazırlanır. Sırasında da işte ne tür etkileşimler olacak? Hocayla nasıl etkileşecekler? Bir de düşünün, 160 bin öğrenci var. Hoca bunlarla Şöyle. etkileşemez. Ha. Burada işte yapay zeka işe girecektir. Sizin yapay zeka destek uzmanlarınızın olması gerekir. Sistemin sürdürülebilir kılınması, ekolojik kılınması, çökmeden İyi bir gitmesi gerekir. öğrenme yönetim sistemine sahip olunması değil mi hocam? Kesinlikle Kesinlikle. teknik Tabii. altyapısıyla birlikte. Muhteşem bir altyapınızın olması gerekir ki bunlar ucuz işler de değildir. Yani herhangi bir grup ya da insan bu işi yapamaz. Onun için Kaçetlerin arkasında bu işi götürebilecek maddi, ekonomik ve bilgi gücüne sahip insanlar da, gruplar da var. Onları da söyleyelim. Bunun ötesinde sonrasında da siz ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. Hatta o işte sen söyledin ya, öğrenme haritaları çıkarılıyor. Bu öğrenme haritalarına göre daha sonra size şeyler sunulur. Yani sen şu dersi de alabilirsin ki Emel'in konusu da buydu. Çalıştığı MOOC'lar üzerineydi, o stratejik Biraz önce planlama. Evet, Emel'i de gördüm ben. gördüm ben de. Buket Karatop Hoca ile o işin o kısmını işlettiler. Mesela alırsınız. Daha sonra yapay zekası da şunu söyler. Yani sen bu konuda bak iyisin ya da şurada daha iyi olabilirsin. Şu konuyu sen sevdin, şurada şöyle çalışıyorsun. Size ders ismi ne yapabilir? Önerebilir daha sonrasında. Bu yapılarda şu anda kurulmaya başlanmıştır. Hatta bir yapı daha var hocam kaçetlerin Tabii ki. içinde, bazılarının içerisinde oyunlaştırma. Evet, Hadi. zaten şimdi oyunlaştırma en popüler ve hot Aynen. topic. Giderek de yaygınlaşıyor. Oyunlaştırmanın tabii nasıl olacağı, kimlere ulaşacağı, bunların çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Felsefesinin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Şu anda baktığımızda bütün öğrenme ortamlarının oyunlaştırmaya entegre edilmesi ve bunlarla yani bütünleştirilmesi ve bunlarla birlikte öğrenenlere sunulması çalışmaları yoğun olarak gidiyor. Bu projeler çoğunlukta. Ama umarım bir şey olmaz, böyle bir heves olmaz. Ama baktığımızda zaten hayatın kendisi bir oyun. Biz de farklı rolleri Kesinlikle. oynamıyor muyuz hayatımızda? O Öyle diyoruz nedenle. ya hani mesela bir seviyeyi bitirdin işte evlilik bile ikinci bir seviye. Evliliğinde içerisinde ne bileyim bir çocuk sahibi olmak başka bir seviye. Ya da işte yüksek lisansı bitirmek başka bir seviyeye geçiş. Ya da Doktora seviyeleri bitiremezsen ya da şeyler mesela atıyorlar doktoranı yaparken tezin bir görev. Ya da işte oyun içerisinde hani düşünürseniz yaptığınız bir akademik çalışma bir özet gibi. Hayat gibi. aslında bir oyun. Evet. Biz o oyunu sadece hani birazcık belki insanlar özellikle son yıllarda baskı altında kalarak bir şeyi yapamadıkları için, baskı altında Evet. bocaladıkları için baskıyı kırmak adına oyunlaştırma işe koşuluyor. Kesinlikle. Bir de yani öğrenme işi zaten kendi başına son derece sancılı bir iştir. Bakın onu Evet. söyleyeyim. Yani herhangi bir konuyu öğrenirken bütün boyutlarıyla ele alıyorsanız, analiz sentez yapıyorsanız, değerlendirmeler yapıyorsanız bu üretme süreci son derece sancılıdır. Şimdi bu Evet. sancılı süreci eğlenceli hale Eğlen. getirmek o nedenle gamification yani oyunlaştırma yani eğitimin de bu anlamda öğrenmenin de
oyunla birlikte bildiğimiz bir yöntemle neşeli hale getirilmesi var ki mukların, kaçetlerin temelinde de yine bu var. Yani eğlenceli olması öğrenmenin genel felsefesi bu. Şu anda giderek de özellikle Covid ile birlikte yaygınlaşıyor. Ama biz izleyicilerimize deriz ki herhangi bir dersi mutlaka alın, deneyin. Ama alırken de bir sorun. Kim veriyor? Hangi kurum veriyor? O dersi veren hocanın ya da kişinin deneyimleri nelerdir? Yeterlikleri nelerdir? Sonunda aldığınız o bilgilerin belge var mı? Ya da gerçekten yeni bilgiler, yeni donanımlar var mıdır? Pek çok yönden de değerlendirmesi gerekir. Çünkü bağlantıcılığa göre hepiniz eşitsiniz, hepimiz eşitiz. Bu soru sorma hakkına da sahipsinizdir. Kesinlikle. Hatta Evet. şeydir, ben şeyi biliyorum, yanlış hatırlamıyorsam, eşi müzisyen, hiç müzik kulağı yok. Bizim akademi derslerinde kontrbastan tutun da biliyorsunuz şeye kadar ders var. Evet. Bir ara piyano vardı, hala açık olabilir piyano dersi. Aslında bakmak lazım. Eşine inat. Gitar dersini işte akademide yine o da olduğu için almış. Çok tesadüfi benim büyük oğlanın piyano kursunda şey geldi. Eşine bak ben öğrendim demeye geldi. Çok tesadüfi olduğum bir şeydi. Akademiden öğrenmiş. Ay yazık. İlla belgelendirmek zorunda değilsiniz aldığınız eğitimi ama Evet. gerçekten eğitimin işe yaradığını görmek çok büyük Evet. bir şey olsa gerek. Hele ki uygulamalı bir şeyin dersini Değil online platformdan ve tamamen öz yönelimli olarak alıp motivasyon evet. çok önemli. Burada kendi Kesinlikle. kendinizi motive etmeniz gerekiyor. Bir de çok güzel bir konuya değindin. Yani illaki mesleğinizle ilgili biraz önce de söyledik ama bir konu olması gerekmiyor. Tamamıyla kendi isteğiniz, ilginiz. Belki o gitarı bir daha hiç eline almayacak ama orada kendi öz eğilimi, denetimiyle ne yapıyor? Bir durumu gerçekleştiriyor. Bu çok önemli. O nedenle biz öneririz özellikle bu korona günlerinde evlerde böyle bir şekilde inzivaya çekildiğimiz günlerde kendinizi Vakti güzel geliştirecek, evet neşelendirecek çok farklı etkinliklere katılabilirsiniz muklarla. Bunu da söyleyelim. Evet. Mesela hani vaktimiz de bu arada hocam 6 Daha dakikamız var. kalmış. Soru 6 varsa dakikamız var. Evet soru sorular varsa varsa alabiliriz. Evet. yazabilirler. Şey çok aslında hani temelde vakti güzel geçirmek. Zaten Evet. vaktimiz çok değerli. Geçen her saniye ömürden gidiyor. Boşa giden anı da geri getiremiyoruz. En azından dolu dolu yaşayalım, güzel yaşayalım, bir şeyler öğrenerek yaşayalım. Ve zihni boş bıraktığı an başka şeylere sarabiliyor. Hiç gerek Tabii korona zamanında tabii ki o psikolojilerin bozulması, aynen. evde kapalı kalma durumları farklı. Şimdi tabii ki bunlar açılımları öğreneceğiz. Durumlara da uyum sağlayacağız. Tabii bir de işin şu tarafı var. Öğrenme gerçekten dediğin gibi insanı farklı dünyalara taşıyabilen kapıları açabiliyor. O hayal Kesinlikle. gücünüzü genişletiyor. Çok boyutlu bir insan olma yolunda ilerliyorsunuz. Dediğin gibi de kendinizi de dinlemiyorsunuz. Sadece akademiden değil, Türkiye'de de çok farklı platformlar var. Onlara da bakabilirsiniz ama yabancı diliniz varsa hani yabancı Udemy platformlarda. var, Coursera var, edX var. Khan Tamam. Akademi'nin de Türkçesi var hocam. Şu anda Uluslararası ama Türkçesi Evet, var. Kaan Akademi'nin de var. Evet, güzel dersleri de vardır. O Hı-hı. nedenle ben genelde şu anda duyduğum hani şey şu ben şimdi bu yaştan sonra mı öğreneceğim? Hayır öğrenirsiniz. Ben mesela bilgisayar Bir şey yok. mühendisi başladığımda 44 yaşındaydım. 44 yaşında sınava girdim. Üniversite sınavına girdim ve İşte. okudum. Ve Yaşı yok. hayatım. İnsan ölene kadar öğrenir. O yüzden Öğrenmediğin an zaten ölür aslında zaten ben. yani nedir Müslümanlığın ilk Kur'an'ın ilk şeyi Oku. oku. O yüzden Peygamberimiz de ne demiş? İlim Çin'de de olsa alıp geleceksiniz demiş. Bir mazereti yok aslında. Ve şu anda bu hizmetler de ayağımıza geliyor. Ben bir bakın derim, bir araştırın. Çünkü sizin deneyimleriniz, sizin geri dönüşlerinizde bu sistemlerin çok daha kaliteli yapılanmasının ne olacaktır?
neden olacaktır? Dediğimiz gibi sistemler eşitlikçi sistemlerdir ve sürekli olarak da bizlerden veriler toplanır, artı dönütlerinizi de vermeniz istenir. Evet hocam. Evet, O 3 dakika yüzden kaldı. 3 dakika kaldı. Biz isterseniz Evet, mikrokredilerle ilgili kısa bir onu soru soralım, bir de vardı. Onu sorumuzu da yanıtlayalım en sonda. yanıtları alalım sonra da. Evet hocam. Buyurun Evet, hocam. estağfurullah, mikrokredilerle ilgili soru nedir, onu alayım ben. Mikrokredilerle ilgili genel olarak bir bilgi verebilir misiniz diye sormuş. Şimdi mikrokrediler çok geniş anlamıyla ya da genel anlamıyla geçmiş öğrenmelerin tanınmasıdır. Örneğin siz bir başka üniversiteden, bizim en bildiğimiz budur. Mesela diyelim ki Atatürk İlkeleri Türk Dili gibi aldığınız dersler varsa, bir başka programa, yani ikinci üniversitenize başladığınızda mesela bunlar sayılır, yeniden almazsınız. Şimdi Evet. yapılan çalışmalarda sadece bu derslerin değil, farklı derslerin de, diyelim ki siz farklı zamanda, farklı yerlerde benzer dersler almışsınız. Ama işte bunların içeriklerin akreditasyonlarının yapılmış olması lazım, tanınması lazım iki sistem tarafından. Bunun yapılandırılmasına yönelik çalışmalardır ve mikro kredilendirmenin en etkili şekilde, yani tüm dünyada yapılmasını sağlayacak teknolojinde blok zincir olması önerilir. Geçen hafta bunu Hakan hocamızla konuştu. Daha hepsi Evet. çok başında. Bir kere etik kuralların, ilkelerin, yasal yapılanmaların da olması gerekiyor. Daha yasal düzenlemeler çok temellenmiş değil. Ama şu anda çok hızlı olarak da, özellikle dünyada baktığımızda ne oluyor? Bu sistemlere geçişler var yasal olarak. Türkiye'de de bilişim hukuku konusunda çalışanlar var, Evet. yetişenler de var, iyi yetişenler de var inşallah. Onlar da işe koşacaklar. Evet. Ne diyor? Öncesi gelmedi. Eğitimlerimiz yazdı ama sanırım Barış Evet. Öztürk. Evet. Eğitimlerimiz dedi ama başı ya da sonrası gelmediği için ona bir şey diyemedim hocam. Evet. Şimdi soralım. Açık ve uzaktan öğrenme sözlüğü hangi MOOC kategorisine girebilir? Bir daha yazar Kazanımlar bir mısınız? Şimdi Anadolu Üniversitesi'nin şey yazmıştı bağlantılı. yanıt. Gördüm gerçi hocam. Hibrit yazdılar. Başka yanıt gelmemişti. Evet, ilk Artık hibrit kim yazdıysa bakacağız. Ona bir kitap hediye ediyoruz. Evet, hibrit bir hemen sistem. bakıyorum. Hem dinamik hem esnek, ama aynı zamanda da yapılandırılmış. Çünkü editörleri var. Siz sözcüklerinizi giriyorsunuz, tanımlıyorsunuz, ama arka planda editörler bunları ne yapıyor? Gözden geçiriyorlar, çalışıyorlar. Furkan Alpat bu arada hocam ilk hibrit yazan. Kim? Yayın bitmeden söyleyeyim istedim. Furkan Alpat. Teşekkür ediyoruz. Furkan. Bizimle iletişime geçerse mesaj kısmında kendisine kitabını göndereceğiz. Evet. Evet hocam, süre dolmuş. Son Evet. sözler Evet. katılımcılarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunmak Çok ve teşekkür hayırlı kandiller ediyoruz. dilemek istiyorum ben. İkimiz adına da sizi de buyurun isterseniz son sözlerimiz şimdi kapanmak Evet, üzere muhtemelen. kapanmak üzere. Ben de çok teşekkür ediyorum ve lütfen kaçet deneyimlerini kaçırmayın diyorum. Geleceğin öğrenme Kesinlikle. sistemleri, okulların duvarları artık yıkılıyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve bu sistem içinde bizim de etkin bir katılımcı ve yapılandırmacı olarak yer almamız gerekir. Ben teşekkür İnşallah ediyorum. diyelim. İnşallah. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya konumuz Evet. sürpriz olsun. Çünkü Tamam. bu hafta ben belirlemedik. Şu anda bu oturumda. Aslında konuştuk Ama bugün, ama onu yaparız. şey yaparız onu. Sürpriz çıkarız hocam. Konuşmuştuk, sürpriz çıkalım. Hadi Tamam bakalım. hocam. Çok teşekkürler herkese, iyi akşamlar. Kendinize çok Herkese. iyi bakın. Yarın akşam buluşmak üzere. Volkan Hoca'ylayız. Bizim bölüm Evet. başkanımız. Mutlaka dinleyin derim. Bekleriz. Çok Bekleriz. keyifli bir konuşma olacağından da eminim. Alanın uzmanlarındandır. Sadece Türkiye'de değil, dünyada. Ben bu konuşmayı da kaçırmayın derim. Evet, çok Bence de teşekkürler. hocam Herkese iyi kaçmaz. akşamlar. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar. Hocam çok teşekkürler, iyi akşamlar. Hepinize Hoşçakalın. sağ ol.